Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. The Drop Survivor'ın ikinci bölümdeyiz. Birinci bölüm abi sevi bulamadığımız için mecburi gidip şey yaptık. Şunları şöyle bu arada açayım. Kamerayı da sola aldım. Sağ tarafı kapatıyorum diye. Abi oyunun sevi şuradaymış. Ve biz yes yerine no demişiz. Burada okunmuyordu. End yaptık direkt. O gitti. Ben aynı bıraktığımız yere geldim. Şöyle başlatalım. Bir öncekinde tam böyle ay tutulması bitmiş. Yeni akta giriyorduk. Orada bıraktık. Şu anda kabilenin durumunu açıklayayım. 4 odunuz falan var. 150 yiyeceğimiz var. 100 taşımız var. Taşçı hatta. Yanlışım yoksa burada bayağı da yakın. Bunu da rencini 2 olarak verdim. Influence'dan bundan sonra şey yaptım. Buradan korkuyu arttırdım. Ya korkmuyorlar artık. Ama yine korku olmamasına rağmen karanlık göz hastalığı var ve karanlığa gidiyor. Bu konuda ne yapacağız tam bilmiyorum. Ayin istiyorlar. Ayin yapıyorum ama gene gidiyorlar. Buna nasıl bir çözüm bulacağız bakalım. Adam şu an burada. Bunu herhalde şöyle yap 3 verebiliyormuşuz Max. Bu arkadaşı çözemiyoruz. Yani korkusu yok. Sıfır korku. Korkmuyor. Ama manyak karanlığa gidiyor. Bir kişi gidiyor sadece. Şöyle göstereyim. Hepsinin fear'ı şu an sıfır. Şu arkadaşla şunun ihtiyaçları fazla. Sosyal istiyor. Ayin istiyor. Karanlık gece istiyormuş bu arada. Öyle bir garip grup istekleri var. Onlarca bunu yaptık zaten. Şöyle bir 8-2'de aldım. Gene yeni aklımıza girelim. Şu an girmiş mi? Aa, girmişiz. Tamam dur yavaşlattım. Evet diğerinden farklı olarak şunu göstereyim. Şu ışıkları bir kapatalım. Tinkery yapacağız. Bundan araştırma puanı kasıp yeni araştırmalar yapacağız. Biliyorsunuz iki tane tarla kurduyduk. Böyle şeyler falan yaptıydık. Tinkery yapıp araştırmalarımızı yapacağız. 72 olduğuna 63 taş gitti. Buna biri gidiyor. Şu anda giden var mı lan? Buna çalışan şu an herkes çalışıyor. Aa taşlıda da yer yok. Bir tane daha ev yapmam lazım. Ama o evi yaparsak bunda yemek ihtiyacı falan artacak. Mecburi yapacağız. Bir tane tent ver bana. Yakınlara yapabiliyoruz mu? Yok. Zaten ışığı iki kat veriyoruz. Okey. Bunu ölenleri bir kat vermeyi düşünüyorum. Onları size gösterebileceğim. Şuradan işte şunları falan seçtik. Aynı şeyleri seçmeye çalıştım. Bundan herhangi bir işimiz yok. Bundan yok. 71 diyen dayıya bakalım. Sosyalleşmek istiyorsun. Aynı istiyorsun. Yani aynı ihtiyacı gibi şu an. Çok çıldırmaz o. Ondan sonra bakıyorum başka yapmadığım bir şey var. Su bariyeri falan var. Şu an etrafımı su basarmış. Şurayı birazcık riskli. Şurası birazcık riskli. Onlar her şey gayet iyi. Odun iyi geliyor. 60 geliyor. 60 geliyor. 90 geliyor lan. Neresi iyi. Şu taşçıya falan biri lazım. Şu anda ışık rencimiz böyle. Bura 1. Buralar 2 falan şey yapıyor. Bunun rencini kıstık. Maksimum 3 renç oluyormuş mesela. Zaten bir süreden sonra o beaconları dizmek zorundayız. Araştırmaya başlar. Mesela research point geliyor mu? Gelmiyor. Daha kimse yok. Abi burada bir kişinin çalışması lazım bize. Nereden alsak? Odunu bırakamayız. Yiyeceği bırakamayız. Taşçıyı bıraksak. Taştaki adam buraya geldi. Artık bize research üretecek. Şöyle 8x alayım. Bir tane üretsin. Bakalım bir. Ha bu ne? Ha gizemli maden bulmuşlar. Tolerans azalır. Şimdi gizemli bir yerlerden bir sesler falan geliyor. Yiyeceğimiz falan gidiyor. Biraz da uydurmaca kattım işin içine. Toleransı bir değil. 20 influence kaybedelim diyeceğim. Çünkü tolerans kaybettiğim anda gene korku başlıyor. Bunların rencini bu arada bir açacağım. Şöyle göstereyim. Ki açsak da bu arada dur ne oluyor? Kim biri karanlıkta diyor. Kim karanlıkta? What? Aha bu. Evet abi göz hastalığı var. Karanlık. Karanlık geçen günü olduğu için bu abimiz karanlıkta kalmak istiyor. Ama aydınlık yani siz de bir anlamadım. Bu arada 5 falan üretmiş. 5.3, 5.7. O üretiyor. Şöyle 2x alacağım. Şimdi benim amacım şuraya bir tane sürekli yiyecek akışı istiyorsak buraya bir tane beacon atmak. Sürekli hayvanları göreceğiz. Sürekli buraya gidip avlanabilecekler ama şu yolu da aydınlatmamız lazım. Yani artık oduncuları bir yere toplayıp ortaya ışık dikip etrafına oduncu dikmemiz lazım. Avcıları bir yere böyle ışık dikip etraflıca şey yapmamız lazım. O tarz ilerleyeceğiz gibi duruyor. Bunlarda herhangi bir şey yok. Relik melik bulmadık. Bina geliştirmesi şu an yapamıyoruz. Stompiş dişçisi. Araştırmayı daha fazla arttırabiliyoruz. Medikim var burada. Başka bir şeyimiz var mı? Yok. Buradan Hunteral yani avcı daha hızlı işliyor. Lumber Camp daha hızlı topluyor. Bunlara falan vereceğiz. Tier 2 içinde 135 diyor. Ağaç hızlı çıkar diyor. Hunteral hızlı çalışır diyor. Uyuma süresini azaltıyor. Işığı alanını arttırıyor. Bir sürü geliştirmeler var. Bunların hepsine bakacağız.
Bayağı bir bölüm bir yerlere gidelim. Şu tarlalardan da yapalım. Biraz ama nüfusu arttırmak istiyorum. Nüfus artmıyor. Odun ne alemde? 80 mi kullanıyoruz? 80 kullanıyoruz. 92. Bir dakika şöyle bir yapalım. 2'de yaktık değil mi? Abi şu an 225 tane kullanıyor odunu. Evet birazcık dert bu da. Aha. Ötekiler hakkında. Şimdi buradan şöyle bir seçim yapacağız. Bu artık yavaş yavaş tarafmaya gibi düşünün. Oralara geçiyoruz. Mesela Shepard'ın taraftarı mı olacağız? Shepard artı 15 artıyor. Diğerleri azalıyor. Onun haricinde 3 tane üye işte onu artıyor, bunu artıyor. Bu hepsini eşit olarak artırıyor. Aslında bu en kötüsü. Bunları yapmamız lazım fakat influence'ım yetmiyor. Influence içinde bizim rahat şey yapmamız lazım. Yani büyümemiz lazım. Mecburen alttakini seçiyoruz. Odunumuzu falan kesiyorlar. Son 24 saatte 100 yakmışız, 130 üretmişiz. Bu da tarz ilerlersek iyi. Son 24 saatte 35 et yemişiz, 78 üretmişiz, 36 çıkıyor. Bu da artıyor. Buna da okey. Taşmaz çok şey yapmadık. 26 araştırma puanımız olmuş. Şimdi birazcık daha şöyle 2x alalımızı unutmuşum bu arada. Bu ne diyor? Ha, opinions diyor. Okey. Yani birazcık taraflara artık geçeceğiz. 29 araştırmamız olmuş. İlk şunu mu araştırsam diye düşünmüyor değilim. Evet bu abi de gidiyor araştırıyor. Günlük bize 14 araştırma geliyor. Şimdi bir sonraki sel baskını gelecek bu arada birazdan. Nasıl yemek yok? Antren. Ha. Şey diyor. Evet karanlık gene karanlık göz şeyine yakalanmış abim. İki kişi bu arada hasta. Evet iki kişi. Abi gitme o karanlığa gitme ya. Burada da. Uyumak istiyor uyuyamıyor. Çünkü gününü karanlık geçirdiği için ışıktan kaçıyor. Korkuları yok. Fakat gününü karanlık geçirdiği için bunda gün ışığı yani şey normal ışık görmek istemiyor. Evet gün doğdu. Çalışalım işe geçelim. Baksana ışık bu tarz yayılıyor. Buralara bir değil mi? Bir vuruyor. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Lightfire'ı bir tane düşürebilirim bu arada bunu. O kadar yemeyeceğiz. Şuraya da bir tane beacon. Hani şu kısma. Bir dakika. Şurada odun modun var mı? Var. Bu geyikler nerede takılıyor? Buraya bir tane atabilirim. Sebebi şu. Zaten uzaklaştığımda birazcık burada bunlar takılıyor. Gidip bu antilopları falan 26 tane antilop var burada. Antilopları falan avlarlar. Bu tarz diye. Ve bunun yanında artık explore platform yapıp etrafı keşfetmemiz lazım bizim. Etrafta ne var ne yok bunlara tek tek bakmamız lazım. Bunu da şöyle yapacağım. Buraya birisi gelecek tamam mı? Çalışmaya başlayacak. Etrafı açacak bize. Nerede ne var net göreceğiz. Gece de bu arada burada avlanacaklar. Size şey söyle göstereyim. Yani en fazla şunun alanını 2 yapıp buraya açacağız. 7-24 buradan bize et gelecek. Eti sağlayacaklar bize sürekli. Burada bunu yaptığımız güzel oldu. Bunun range zaten kısık. En fazla bu da 3 oluyormuş mesela. 1'e düşürelim şu an. Tabii ki 24 saatte 24 odun yakacak. O birazcık sıkıntı oldu. Ama gidip daha bir dakika oradasınız. Dur şunun alanını bir açsak. Böyle. Oo bir dakika yalnız. Bir şey diyeyim mi? Avlatacağız derken biz. Bunlara şey yaptık yalnız ya. Burayı 8 range açtık. Bu birazcık sıkıntı. Bunu nasıl yaparız biliyor musunuz mu? Ama odun da kesiyor. Şuraya oduncuları yapacağım. Etrafına beacon döşeceğim. Tamam mı? Bunun range'i bir olacak. Bir beacon buraya. Bir tanesi de burada anca öyle bir şeyler yapabiliriz. Diğer türlü zor gibi. Yani şuraya mesela beacon atıp ağaçları öyle kestireceğiz bu adamlara. Bir tane üyemiz karanlıkta bu arada. Bu gene yemek yemiyor. Ayin yapıyor. Bir ayin başlatacağım hızlıca bir. Bir ayininiz yapın. Bir sup çıktı yapın. Bu ne? Jeonesi gösteriyor. Okey. Evet. Oo yabancılar gelmiş. Çok güzel. Stabilite bir artacak. Şimdi şöyle bir şey var. 6 kişi bu kabileye katılırsa eğer. 19 kişi var şu an. Kaç kişilik? 5 kişilik yerim var. 1 kişilik yerim olmayacak. Çadır olmayacak. Kavga dövüş çıkacak. Biz yabancılara güvenmeyiz. Katılmayın derseniz stabilitem bir artacak. Ben stabiliteyi arttırmayı seçiyorum. Stabilite ne oluyor? Bu oluyor. Ve artık daha az yemek yiyecekler. Daha az ayin isteyecekler. Daha az uyku isteyecekler. Daha az konuşmak isteyecekler. Motivasyon, moral artacak. Ama bu alan böyleyken olmaz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız bu arada. Bunun alanı bir demiş şu aynen. Bunun range'ini nasıl göreceğiz? Bir dakika ben bunu görmek istiyorum ya. Göremiyor muyuz? Şöyle yapsak. Heh. Oh tam oldu değil mi? Heh.
Şimdi madem burada şeyler var. Geyikler var. Bu iki beacon burada kalacak. Tamam, ben bunun etrafına şöyle odunları diziyorum. Tamam mı? Buradakileri yavaş yavaş yıkacağız. Şöyle yıktık. Bunu bir tık daha sağlayabilirim. Ya bunu da bu arada bunu da bir sağ alabilirim ama şu anlık değil. Bir etrafımda ne var? Onu net olarak görmeliyim. Böylece lumber kamplar şey olacak. Atıyorum şu an ışık altında böyle etrafına full lamp şey yapacağım. Bunu bir tık sola alacağım. Ne kadarını geri veriyor? 5.9'unu veriyor. Abi zaten 18 yapıyoruz. Şuraya bir oğlum bir dakika lan. Oğlum çok az verdi lan. Yine de aynısını yapacağız. Şuraya koy. Bir dakika taş bitmiş. Abo. Oğlum taşımız yok lan. Bunu da bir tane sağlayacağız. Şu anda bu işaret ne? Bir dakika bu ne? Ne oluyor bu işaret ne ben onu bilmiyorum. Birini bu arada keşfe gönderelim mi? Ne tarafa gitmek yani şu alanı açıyor bize etrafı açıyor. Şu an pek onlarla şey yapmayacağım. Şu anlık bir sıkıntımız var mı? Kabul üyelerine bakacağız. 18 Fierce. Fierce 0 abi. Tam istediğimiz gibi 71. Yemek istiyorsun, sosyal istiyorsun, aynı istiyorsun. Tamam, sıkıntı yok. Evet, şunu beaconları çok güzel ayarlamak lazım. 18'e yapıyoruz. 5 taş geri veriyor. 12 taş çöp oluyor abi. O birazcık dert. Ben şunu kırıyorum. Onun üstüne bir tane bir tane de lambur yaptım. Şimdi baktığın zaman şöyle güzel. Burası aydınlanıyor. Burası aydınlanıyor. Bunları şu anlık kapatabiliriz. Akşamları açacağız. Hatta bunu da kapatsak mı diye düşünmüyor değilim. Şimdi amacımız da şöyle olacak. Bunun etrafındaki aydınlattığı yerleri Lumber. Bunun etrafında aslında aydınlattığı yerleri Hunter yapabilirdik. O tarz bir şey olurdu. Aa, burayı açmış. Çok güzel. Alanları böyle açıyor gidip. Bu şekil bu ablamız yürüyecek. Bize alanları açacak. Saat 18'den sonra yakacağız bu arada şeylere. Güzel. Burada antilop süresi var. Sürüsü var 25 tane. Onları avlayacağız. Araştırma 55 olmuş. Bir tane araştırma yapabiliriz. Şimdi ben odundan açıkçası çekiniyorum. Bunu bir tane verebiliriz. Ha bunlar 3 tane bu bir tek araştırma. Ha bunu araştırma da bunu araştıramıyoruz. Tamam. Böyle gidiyor. Okey. Şu anda %50 daha hızlı çalışacaklar gibi düşünün. Hunter'ları bunun çevresine yapsak acaba mantıklı olur mu? Bunlar gezinir mi gene? Ben sadece şu an onu düşünüyorum. Ve şöyle de bir sıkıntımız var. Burayı su basacak. Biz odunları falan kestiğimiz için. Ona da şöyle bir çözüm. Şundan falan yapmamız gerekecek böyle. Tam burayı yapamazsın diyor. Burayı açıyorum. Burayı da açıyorum. Alın bakalım. Ateşinizi açtım. Ateş amacıyla gidip uyuyacaklar. Çıkıp gelip şu yolu takip edip buradan avlanabilecekler ve böylece sürekli bir et gelecek. Ya buna gerek var mı? Şundan yapabiliriz dersin. Ama buna da su basar. Bir şey olur. Yani bir ondan bir ondan da olsun abi. Bir şey olmaz. Çok da çıkarmaz. 320 taşımız var. Şu anda bir tane üyemiz karanlıkta. Bir tanesi daha karanlıkta. Bunlar ne iş yapıyor? Lumber kampçı. Bu da lumber kampçı. Zaten siz burada. Aydınlıkta oluyorsunuz. Burada aydınlık. Bir odunu kestiğiniz yer karanlık yani. Alt tarafı. Neyse kalsın bari ateş böyle. Şu anda 72-76. İyice bakalım bunun aranı bir. Tamam. Şu anda en güzel yapılacak şeyi yaptık. Ya buralar boş mu bu arada? 22. Bayağı uzuncumuz var ya. Buralar boş. Boşluk yok değil mi? Bir tane daha var. Bir tane daha yıkacağım. Tamam. Çünkü buralara yeni yeni binalar yapacağız. Ya çadır yapacağız. İşte çadırda uyurken hep ışıkta kalmaları gerekiyor. İki. Korkuların azalması gerekiyor. Aynı ihtiyacı daha yok. Yeni birisini yollayabilir miyiz? İşsiz yok şu an. Evet, bu abla burayı da açtı. Çok güzel. Ya bununla bağlantılı yerler yapacağız. Hani bunun gibi bir yakını şuraya koyacağım. Etrafına oduncular. Buranın etrafına oduncu. Bu arada buraya 3 yazıyormuş. Bunu gene bir yana kaydıracağım. Gene bir taşımız gidecek. Bunu bir kır abi. Şu an gene burada da değiyor da bir noktadan bir şey olmaz ya. O noktadan da geçiş sağlasınlar bize. Bir şey olmaz o kadardan. Burayı dediğim gibi böyle yapacağız. Taş sıkıntı yok ya. Taşımız çıkıyor.
Onun haricinde zaten şey var. İleride mi açılıyordu o? Şöyle bir şey geliyor. Excavation. Relics buluyoruz. Dur ne oluyor? Mekürbet. Aa bir tane yatak kirlenmiş. Tamam mı? Çok kirliymiş. Şimdi temizle dersek 10 impuls uyuma vakti gitmesin. Impuls'umuz gitsin. Çünkü günlük biz 6 impuls üretiyoruz zaten. Gayet güzel bir şekilde. Bu keşke bakış alanını şöyle şey yapsak. Şuradan geçiş var bu arada. Bir ucu değiyor. Oradan buraya geçip bunları avlayabilecekler. Şuradakileri falan avlayamazlar da. Aha ne oluyor? Güçlü bir adam kampta çıktı. Yardım istiyor. Güçlü bir... Abi yardım etmeyiz. Biri mi kayboldu artık? Ne oldu tam bilmiyorum. 3 gün içinde 50 taş maş getireceğim dedi. Şunu diyeyim bir biber. Yardım etmeliyiz diyelim. Yardıma göre gidelim. Peki bura ne alemde? Ayin daha istemiyorlar. Tamam. No problem. Şu anda korkuya baktığımızda korkular iyi durumda. Bir 37. Bu arkadaş niye korkuyor? Base 1. Sen neredesin bir dakika o korkan? Nerede eleman? Oğlum burada nasıl korkuyorsun lan? Bunun range 2 mi yapsak ya? Yani korkmaya başlamış. Nasıl bir şey yapacağız? Tam şey yapamadım. Antilop sorusu hala 26. Range'ini 1 açabilirim bunun. O tarz bir şey olabilir. Gelip burada oturmaları lazım bu arada adamların. Evet ablam burayı araştırıyor. Teknoloji 31 puan olmuş. Bu kaç istiyor? 45 istiyor. Abi direkt aslında şu 3 puan şuna vereceğiz. %10 daha fazla puan üretecek. Yani 15 değil de atıyorum 20 falan üretecek. Sana öyle söyleyeyim günlük. O aslında en yararlısı olur. Uzun vadede bize en fazla yararı sağlayan o olur. Ama şu an yani odundan eti bir tık şey yapmalıyız. Şunu range olmadı arttıracağız. Çünkü korku var gördüğüm kadarıyla. 43 falan var mesela. Artıyor sürekli. Neredesin? Burada olmasına rağmen artıyor sürekli. Şuraya baktığımda ise fear base fear çok korkulacak değil. 33 eksi 10 yiyorlar bu arada. Yani dedim ki şu ışığı açabiliriz. Şu ışığın range'ini açabilirim. 554 odun var aslında. Bunu 4 yapabiliriz şöyle. Böyle yaptığımda daha iyi oldu birazcık. Şimdi ne yapabiliriz? Biraz genişleyelim değil mi? Birazcık büyüyelim. Keşif platformu var. Tent yapacağım bir tane. Yavaş yavaş nüfusumuz doluyor. Bunu da aslında şöyle bir tane koyalım şuraya. Gidin çalışın. 506. Bir tane daha tinker yapacağım. Yapmamın sebebi de hatta şuraya yapabiliyoruz mu? Şuraya yapayım. Kaynak yok diyor. Nasıl? 63 taş istiyor. Taşımız yokmuş. Ya ileride bu Hunter al yerine full tarlaya geçeriz ama şu anlık beklemeli. Old Post Fire diye bir şey var. Dışarıya yapılıyormuş. Trade postumuz var. Dışarıya yapılıyor. Ocak var. Oğlum bu neymiş lan böyle baksana şuna. Üf. Bu ne veriyor? Odundan copper'la birleştirip rabore falan yapıyor. Değişik bir şeyler yapıyormuş. Bunu daha bakacağız. Bundan reliği çıkartıyoruz. Ore mine'ımız var. Daha buraya bu arada gelecek şeyler var herhalde. Boşluk buralar. Medikin farmları yapacağız şöyle. Bunlarla güzel güzel ayinler çevireceğiz. Şuna puan gelsin. Bir tane daha tinker yapacağım ben. Tentimizi yaptık. Odunumuz iyi. Yiyeceğimiz iyi. Taş yok abi. Taş lazım bana. Bizim büyümemiz ve taş bulmamız lazım. Bunlarda herhalde birer tane yapıyoruz. Tamam. Compete. Yani şu an iyi gibiyiz ya. Boşta adamımız var. Sen ne yapayım mesela? Boş boş lumber camp. Gidin oğlum ya. Gidin şey yapın. Yeni hikaye. Yollayabiliyoruz mu bunu ya? Northeast. Northeast'te adam gönderemiyoruz yalnız. Yo göndeririz. 1-2 olan birisi. Abi 3 kişi gönderelim mi? Nasıl olur? Sen değil de lumber kampçıları gönderebilirim. Ha şöyle 2 tane de stone pitch'i koyalım. Dur. Hadi bir tane de crop var mı yolladık ya? Yo dur. Sizin yanınızda var ya şöyle 3 tane yiyecek. Şöyle öyle koyalım. Bir tane daha alacak hatta. Hikayenizde başlayın. Tamam. Bunlar gitti. Kaç güne gelecekler bilmiyorum. Şu anda çok da sıkıntı değil herhalde. Ha buradaki şeyler nerede? Et kalmadı mı lan? Ha buraya çekilmişler.
Bir dakika, ben ışık yaptım, burada takılmayacaklar mı artık? Nasıl ya? Ha, takılıyorlar, tamam. Olmadı, bir tane ışık buraya yaparız. Yani 3 tane ışık yapıp ekstra kendime odun maliyet edeceğime tarla yapalım abi aynı odunla. Kaç diyorsun? 63 bekleyeceğiz. Abla birazcık hızlı keşfedebilir miyiz ya? Bir kişi daha veremiyoruz buraya. Etrafımı görmek istiyorum. Şu alanın hepsini açalım. Şurayı açmaya gittik bu arada. Bir dakika bakayım. Bir dakika, bu ne? Aa, araya 100-125'i açılıyor diyor. Ha bak, buralara baktım da ekstra kaynaklar var. Buraya bir kabile daha koyuyorum ben. Aynı ihtiyacın alemde. Başlayalım bir aynı. Korku 12 şu an. Mis. Korkular gitti. E tabi buraya 2 açtık. Şimdi kısıyorum bir. Bakalım ne olacak. Işıklar ha böyle. Evet, araştırma 55 olmuş bu arada. Yiyecek üretimi iyi gibi düşündüm. Ben şuna vereceğim. 90 odun istiyor bu. Bu arada bunlar da şey istiyor. Odun research puan istiyor. Odun research istiyor. Şu anda biz %10 daha fazla research üretiyoruz. Güzel. Birisi karanlığa gitme oğlum. Oraya gitme babuş ya. Ayin istiyorsun. Ayin yapıyoruz. Sen karanlığa gidiyorsun. Yakışmadı. Öğlen vakti yapacağım bundan sonra ayinleri. Evet, uyumaya gittiler hepsi normal olarak. Gece vakti ayini aslında daha iyi oluyor. Hani gece biter bitmez direkt uyumaya gidiyorlar. Sonra çalışmaya gidiyorlar. Gündüz daha çok topluyorlar. Bu arada buradaki odunlar falan da bitmiş. O bu arada 33'ünde bir şey geliyor. Heh, geldiniz mi? Inner Imagine. Bir artı disconnect. Şimdi şöyle bir olay var. Gitmişler yolda yorulmuşlar. Dinlenelim mi diyor. Sonraki sektöre %100 daha uzun gidecekler. Yani 10 dakikada gidiyorsa şöyle tutayım. 20 dakika olacak. 6 odun kullanacak. Devam edin dersem %35 ihtimalle ölecek. Ben direkt bunu dedim abi. Şimdi dinleniyorlar. Sonraki yere gidin diyeyim ben bir. Ya bir yere daha gitsinler, sonra çağıracağım. 14 10. Tamam, sıkıntı yok. Gidin. Sonra geri çağıracağım ben onları nasıl olsa. Abicim çalış artık ya. Git odun kesin ya. Odun bitiyor ya. 120. 140 üretim var. 120 gidiyor zaten. Evet. İki taşa bir tane daha tinker yapacağım. Güzel. Ha, buralar boş. Bir saniye. Şöyle yapmak zorundayım. Taş şimdilik gelmesin ama yiyecek gelsin. Yiyecek önemli ve odun önemli. Ve çoğalmamız önemli. Biraz üreyelim. Evet, gelin ne oldu lan? Koruma veya impormut diyor. Protection veya işte şey. Abi bu da aynı. Bizim şu yol var ya bak. Şu yol. Bu ilerlediğimiz yolda. Bu değil pardon, şu. Hangisi lan? Şimdi burada. Kimse şu an bir yere yönelmemiş. Şu an protection ile impormuttan kavga ediyor. Köylüyle efendi kavga ediyor gibi düşünün. Örnek vereyim. Bir taraf diyor ki daha çok üretin. Bir taraf diyor ki daha çok yatalım. Şimdi burada. İkisini de arttırırsam ileride bana bela olacak. O yüzden ikisinden birini atmayayım. Protection veya Impormut. Ne veriyormuş? Abi Protection -20 korku veriyor. Üretimi %20 arttırıyor. Araştırma azalıyor. Impormut ise üretimi azaltıyor. Araştırmayı arttırıyor. İstekler, ihtiyaçlar azalıyor. Abi ben buradan Protection'ın tarafına gideceğim gibi. Protection, bir dakika, bu hangisi? İkisi de aynı. 4'e 3. 4'e 4. Yani 4'e 4 yapın o zaman. İmpulus kalsın. İmpulusu başka yere basarız biz. Burada imponusun bitecek. Sıkıntı olacak bana. Abi şu araştırma şey ne alemde? Kaç dakika? Dakika yapacağım mı? Bunları geri çağıracağım bu arada ya. Birazdan. Kabile üyesi artmıyor. Kabile üyesini arttırmamız lazım. Kabile çoğalmalı. Üremeli. Şöyle kapatsak. Tamam, yaktım. Yeterince odunumuz var. Lütfen aç diyor ateşi. Adam da öyle şey. Nasıl odun yok? Odun nasıl? Kardeş odun nasıl yok? Aha. Ha şeydi. Bunu bir tane daha açsak. Al git odun kes. Git. Ya iyi mi yaptığımız bilmiyorum da biraz da. Aha ne oluyor abicim? Vanderer öldü. Abi. -50 taş yiyoruz. Biz hani yardım edelim dedik ya. Oradan bir bize girdi galiba.
50 taşımızdan olacağız fakat hayvanın disiplini üyeliği %50 artacak. Yani şurası %50 arttı. Buradan upgrade seçtirebiliyor bana. Şimdi buradan da şöyle bir şey var. Harbi seçelim. Make more your... Ha, daha fazla grup senin kabilene girebilir mi diye soracak. Bu da şöyle. Medic'in şansı %1 şans da artar diyor. Abi şu anlık Medic'in sanki biraz daha iyi gibi. Medic'ini seçelim bakalım. Değiştirebiliyor mu? Değiştiremiyormuşuz. Yani bilmiyorum ne kadar şeyli de. Verdik bakalım. Öğreneceğiz. Ablam sen niye araştırmıyorsun? Bir tane daha açayım. Yok, yemedi. Çok daha fazla odun kestirmek için daha fazla odun harcıyoruz. Oğlum girin ya, girin. -1 aldım. Gel. Şunları da gidin avlayın. Aslında buna gerek yokmuş. Baksana buraya da geliyorlar. -1 de. Spiritüelleri öğretiyor. Tamam. Güzel, taşı kırıyor. 25 kişi olmuşuz. Bir kişi taşa gitti. Keşke şeyi de görebilsek ya. Nerede bu? Şunda kaç kişi çalışıyor? Yani böyle tıklamadan bakma falan da olsa bir tık daha rahat olurmuş tabi. Açıkçası. Evet. Flot geliyor. Baskın geliyor. Sel basacak bizi. Odunumuzu, yiyeceğimizi, her şeyimizi iyi ayarlamamız lazım. Sel bu arada şöyle basıyor. Odun kestiğimiz yerleri basacak bu arada. Bunun maliyeti ne kadar? 6'ya 2. Abi bunu nereye yapabilirim? Şöyle yapmak mantıklı mı acaba? 6'ya 2. Şöyle bir orayı kapattım, tamam mı? Ne olur ne olmaz diye. Buraya çok bulaşmalı mıyız? Zaten sular altında kalsa çok da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum burayı ya. Açıkçası. Bu ablam keşifte. Şunları geri çağırabiliyor muyum? Bak abi sel geliyor. Geri gelin. Kaç dakikaya varacağınız ya? 3 güne gelin ya geri. Bir hızlandıralım. Evet, araştırmayı yapıyor arkadaş. Aynı ihtiyacın alemde daha var. Sıkıntı yok. Evet. Küçük keşifçiler gene gelmiş. Şamanlar mı artık neyse. Abi ne veriyorsunuz bana? Aa, ritüelin süresi uzayacak. Fakat keşfin daha da hızlanacak. Abi bir kumar. Ama hızlı görmek için mecburen şey yapmalıyız. 10 günde bekleriz. Korku ne alemde? Geneli 27. Oo, bir dakika, bir sıkıntımız var, dur. 75 fear gördüm. 76 fear neden? Işıktan mı? Evet. Keşifçi yerine birini veriyorum ben o zaman. Tamam. Gittin mi? Aynen. Şimdi ne yapıyorsun? Şoka girmiş. Ama azalıyor, korkmayalım. Azalıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bir şey de artıyor şu an. Bunu bir kademe arttıracağım. Azalıyor, güzel. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Aha geldiniz mi? Ne diyor? Karanlıkta kaldık. Allah belanızı. Ignore it. Şimdi diyorlar ki devam edin. Dinlene dinlene. %50 şansta biri ölecek. Ignore it. Yani görmezden gelin. Artı 20 fear artıyor. 2 kişi ölebilir. Korku artıyor. Sonraki sektöre %100 geç ulaşıyorlar. %50 şansta kimse ölmeyecek. Şunu diyeceğim ve turn back diyeceğim. Gelsinler çünkü baskın geliyor. Şoka girdim, biliyorum. Düzeliyor şokun. Geçiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Yağmur başladı. Sel geliyor. Sel basacak artık. Nasıl sel basıyor? Bir de onu görmüş oluruz. Neredesin? Yani hiç bakmaya gitmiyorsun etrafa. Gerçi gece oldu da tabii. O da haklı. Antiloplar iyi büyümüş. Evet, araştırmamızda dönelim. Daha fazla araştırma puanı veya Hunter'a. Abi Hunter'a verdim. Artık daha iyi avlayacağız. Ve yemeğimiz gerçekten 2 kat üretimimiz var. Odunda 2 kat üretim var. Bayağı iyi. Ölümün fısıltısının bir şeysi. 7 Tribemember. 7 üyemiz 25 fear yiyecek. Ne? 25 influence kaybedeceğiz. Yani 25 influence kaybedeyim. Korkarsanız ne olur? Zaten bir şey diyeyim, influence kalsın bence, dediğim gibi lazım. Bir yeri yiyelim. Zaten burası açık. Şu an korku az, 31 ortalaması. Yeni bu ye ne zaman doğacak? 41.
43 olduğunda mı geliyor? Yo. Base Group Disconnect. Birazdan gelir herhalde ya. Evet. Baskın geliyor. Baskın gelmeden dur. Şöyle şurayı da bir su şeyi yaptım. Bariyeri. Hatta bir tane de var ya. Şurayı yapalım. Bir tane de şuraya. Bakalım nasıl su basacak. Bir tane de şuraya yapacağım. Korktum bir. Ufaktan. Şurayı su basıyor mu tam emin değilim. Bir ayin yaptıracağım size anında. Hızlıca bir. Gelin. Bunun range 2 şu an. Hiç sıkıntımız yok. Bire bir çekeceğim. Gerçi dur dur. Yağmurda şey oluyor değil mi? Etrafı iyi açtık baksana. Güzel önce. Baskın geldi. Abi şu anda her yeri su basacak. Kademe kademe ölüm riski artıyor. Üstelik fear yiyorlar değil mi? Fear yiyorsunuz mu? Yok. Fear yemiyorlar. Şu anda ana burayı su bastı lan. Buraya bakmıyordum ben. Burayı yapabiliyor muyum? Yaptık da geç kaldık galiba ya. Aynen. Bak buraları şey yaptık da. Buraları da yaptık. Burayı sil. Sudan uzak dur çağrısı yapıyoruz böylece. Suya girmiyorlar. Bir gün sonra şiddetini arttıracak. Ölme tehditleri var. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Burayı su basmadı. Burası iyi ama buradaki odunlar birazcık şeyli. Şuradaki odunlar toplanabilir. Unutmayalım ki odunu kestikçe de riskimiz artıyor. Buraya 3 yaparsak nasıl olur? Gidip şuradakileri falan keserler. 144. Şöyle yapsak gene kalsın. Düşük tehlike. Tamam, %1 şans bölüyorlar. Sudan uzak dur dedim ben adamlara. Sıkıntı yok. Bariyerimizi yaptık. Şurayı biraz kaçırdık maalesef. Abi şimdi yapsak sayılmıyor değil mi? Bu sayılıyor. Şurayı temizleyemiyoruz mu ya orayı? Biri şokta dur ne oluyor? Niye şoka girdin? Ablam. Delirmiş. Şokta. Uyku istiyor. Sosyal istiyor. Ayin istiyor. Yani. Oğlum ışığın alasını veriyorum size yani. 2x veriyorum. Burada ışık var. Burada ışık var. Burada 4 ışık yiyorsunuz yani. Burada da 4 öyle. Garip. Araştırma 25 daha var. Evet odun çok gidiyor yalnız. O bir sıkıntı. Odunu hızlıca toplamalıyız. Şunları falan artık. Gerçi burası su deme. Aynen sudan uzak durun dedim ben. Bariyerleri kıracağız ya. Daha da genişleyeceğiz. Ama tam mesela bak burayı hiç basmamış su. Buraları basmış. Buraları basmamış. Buraları basmış. Burayı basmış. Burada hiç odun kesmediydim ben. Nereye basıyor nasıl anlayacağız acaba? Suya girin diyebilirim. %1 şansla ölüyorlar. Şimdi o zaman bu alarmı çıkartabiliriz. 17 saati değiştireceğiz. Şoka girmişsin. Şokun çıkacak senin. Kaşmeller nerede? Abi hızlı gelin lan biraz. Şöyle hızlandıralım bakalım. Özgürlük veya kontrol diyor. Abi hangisini seçeceğiz? Bakmam lazım. Freedom büyüme hızlandırıyor. Aynı hızlandırıyor. Influence kazanımını azaltıyor. Kontrol ise tam tersi. Abi 25 diyor değil mi? Kontrol. Kontrol mü istiyorduk? Kontrol istiyoruz. O zaman kontrol 4 artıyor bu. 25'te influence vereceğiz ama. Abim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsunuz lan? Welcome back. Hoş geldiniz canlarım. Evet hoş geldin. Burayı açtık. Burayı açtık şu an. Tekrar göndereceğiz. Hepsini açacağız buranın. Girmeyin girmeyin. Ölme tehlikeniz %5. Girme. Şu sayı aç da kim suda onu gösteriyor bize. Peki bu arkadaşlar geldi. 6 kişi şu an işsiz. 6 kişi işsizsen ben bunları yollayayım bir yerlere. Böyle yollayalım. Sol yukarıyı iyice
Bir görsün bunlar, tamam mı? Şöyle yolluyorum. Hatta bunun yerine de bir tane et koyalım. Northwest iyice keşfedelim. Yolladım şu an. 43 kaç istiyorsunuz? Abi önce bunu yapacağız. 135. Yuh. Bu kaçtı? 90'a 45. Bu ne? 45'e 45. Bir tane buna verebiliyoruz mu? Yok. Bekleyeceğiz mecburen burayı. Evet, buğday ekemiyorlar. Oo. Üstam, iyice su geldi buraya. Buraya iyice su geldi. Bir şey diyeyim, bunu nasıl yapacağız? Ben tam ayıkamadım. Bunun etrafında herhalde bir şeyler yapmamız lazım. Baksana su buraya da geliyor. Ya bir şey diyeyim, 60 tane yapsak, atıyorum 360 odun gidiyor. İleride vereceğimize hiçbir şey. Ama öyle olacağını bilmiyorduk ya. Ayin istiyorsunuz mu? Ayin yaptırın bir tanesi de, gelin. Ama önce bir tane daha taşta çalıştıracak birisini açtım. 3 kişi çalışsınlar, gitsinler. 3 kişi işsiz şu an. Sadece. Korku 5. Korkumuz yok neredeyse. Heh. Abi gene korkuyla ilgili bir şey oldu. Bir yeri açmışlar fakat orada fazla karanlık var. Şunu seçebiliriz. %50 şansla biri ölecek. En azından yerimiz var. Sonraki sektöre %100 daha uzun gidiyor. Yok abi, ben bunu seçiyorum. Devam edin. Bir kişi öldü. Yapacak bir şeyim yok. Üzgünüm. İki kişi devam edin. Üçü de ölse de gene devam etsinler. Orayı bana buraya açın abi. Bana buraya açın. Oraya da kurulalım. Bir sonraki bölüm tabi. Şu anlık kafi. Kalsın. Bir kişi karanlıkta odun kesmeye gittiler, güzel. 6 saate iyice yağmur şiddetini arttırıyor. Son ölüm, direkt %50 şansla ölüyorlar. Ondan sonra kurtuluyoruz. Odunum iyice azaldı. Şunu 1'e çekiyorum. Bu çok yiyor abi odunu. Baksana sulara. Sular da buraya geldi. %20 ihtimalle ölüyorlar şu an. Evet, varmışlar. Odunu kullanmışlar. Bu ne? Bu tartı 12. Bunu niye seçemiyoruz? Ha, çıldırmamıştı. Abi odunumuz bitmiş. Odun, odunu az yolladık değil mi? Odunları bitti. Devam. Devam edin. Abi su ta buraya geldi. Su ta buraya geldi. Bariyer işlemiyormuş demek ki. Şuradan da geldi. Ya belki biraz durdurmuştur. Ona bir şey diyemem. Ama şu an en şey yere kadar geldi. Yapacağımız şey şu. Şöyle bir kabileyi usta koruma şeyini alacağız. Ya yani mesela buraya hepsini yapmayacağız. Tentleri buraya yapıp etrafını şey yapacağız. Toprak yere yerleşmeyeceğiz. Yeşil yerlere yerleşip etrafına bariyer yapacağız. Bir gün sonra nihayet bu su gidiyor. Şöyle hızlandırdım. Hayır, istemiyorsunuz. Bir kişi karanlıkta şu an. 4 kabile üyen boş. Şimdi şöyle bir şey var. Mutfiş'e giriyoruz. Ne oluyor? İhtiyacı artıyor. Avcılar daha hızlı çalışıyor. İstemiyormuşuz. Biz content dediği bu muydu ya? Aynen. Artı 10 ihtiyaçları artıyor. Abi artsın ya, yemişim onları. Avcılar da 733 yemeğim var oğlum benim. Ne oluyor? Ne yaptınız? Chapter 3 dinlenme arayışı. Pull away var. %75 şansla ölüyor. %25 şansla bir yer alıyorlar. %50 şansla ikisi de ölüyor. Yukarıdaki her türlü öldü. Geri çağıralım bu adamı. Geri gel. Yoksa keşif sıçacak yani, öyle diyeyim. Bir daha yollarken 3 kişiye 3 odun 3 et şeklinde yapacağız. 3 yeri keşfettikten sonra çağıracağız geri. 14 saate kurtuluyoruz bu baskından. Şöyle tekrar normal hızımızı alalım. Bu ne? Aa, bir dakika. Korkusu gidiyor, ihtiyacı gidiyor. Dölme şansı %35 artıyor. Evet, istiyorum. Çünkü suya sokmadım hiç adamları.
Güzel. İhtiyaç pira baksana 6. Mis gibi. 10 saate gidecek. Taşçıda 3 kişi çalışıyor. Kaç tane hantırım var? 1, 2. Abi 2 hantırım mı var benim? Ana, olup çok iyi lan. Bir dakika, bir daha bakacağım. 2 hantır, 2 tane tarlayla 800 yemek yapıyorum. Günlük 100 üretiyorum. İnanılmaz abi. 1, 2, 3, 6, 9, 12 tane de oduncum var. Peki. Baksana su burada bu arada. Evet, buradan da belli oldu. Ha, geldin, hoş geldin. Evet abi, burada Medikin açmışız. Mantarlar burada var. Güzel. Bu sarı mantarları buradan toplayacağız. Yok, daha açmayacağım. Sonraki bölüm. Şimdi burayı baya baya su basmış bu arada. Öyle bir yerleşmemiz lazım ki bizim. Su basmayan yerlere bu arada full yerleşmemiz lazım. Bir saate bitiyor su. Bitti. Sular 6 saate çekiliyormuş. Şimdi abi. Bunu şunu gördük. Oduncuları falan buraya yapamayız. Yani şu toprak yere yerleşemeyiz. Burayı su basıyor. Bununla ilgili bir araştırma var mı? Ateş, ayin, stone pit, tinker workers, tarla, daha fazla tarla, odun yakması azalıyor, medikin farm, passenger slot, ormine, başka yok herhalde. Şimdi abi, bu su ileride gelecek mi bilmiyorum açıkçası. Hani part part mı geliyor? Başımıza ne belalar geliyor? 40. gündeyiz. 100. güne başarım var mesela. 100. günde bir şey oluyor. 100. günde bir şey oluyor. Outpost kurdu ya. Kuracağız onu, dur daha değil. Birazcık odunu ihtiyaçlarımızı şey yapalım. Bir ne alemde? 58 ne oğlum, ne yaptın sen? Ayin istiyorsun. Günün karanlık geçiyor. Al, başlattım ayini. Git ayini yap. Şöyle hızlandıralım, sular çekilsin. Ayin de bitsin. Başlayın abi ayine, hızlıca bitsin. Evet. Baskın, su baskını gitti. 2 ay 3'e geçtik. Aciliyet. Short Temples. Ne diyor? Riot Build Progress. Şunun binaya olan katkısı %25. Lan nereye gitti? Heh. %100 daha hızlı keşfedeceğiz artık bir yerleri. Fizyoloji. Şu var yani. Freedom Control. Şurası. Bu %50 daha etkiliymiş. Bak şu an artıyor mesela, gördün. Hangi cinsini seçeceksek artık ona bakacağız. Onun yanında kabile hızlı büyüyecek ve karanlık günler. Adamın biri karanlık günde kalıyorsa korkusu artacak. İhtiyaçları %30 artacak. Ayin isteği %25 artacak. Vakit isteği. Neutral yeni kabile üyesi artı 45, daha fazla korkuyla gelecek. O zaman abi, biz bu adamları artık karanlıkta bırakmayacağız. Yani böyle beaconsız yerde çalıştırmayacağız. Onu öğrenmiş olduk. Yapın ayinizi. 20 gün sonra başka bela gelecek. Şimdi biz neye gideceğiz biliyor musun? Oha, 50 mi istiyor bu? Bu ne? Medikin Farm. Evet abi, şunu açmamız lazım. Taşta çalışan bir kişi daha fazla göndermem şu anlık. Şunu yaparım, daha fazla açmam veya şunu biriktiririm, 150. Mesela 135'te 150 oldu bak bula. Neden? Çünkü bir önceki şeyde daha iyiydi. Bayağı bir sıkıntı oldu. Yani şuralara outpost yapıp buralardan sürekli ana yere kaynak getir. İşte şunları falan şey yap. Hatta dur. Bulut bariyerleri bu arada silelim artık. Hem buradan da bize bir odun gelecek. Şoka girmişsin. Niye şoka giriyor? Neredesin lan şoka? Aha, şoka girmeye geliyor. Aa, araştırmacı bu. Tamam, başka birini ata. Yemişim seni yani. Git gir şokuna. Şoktaymış şu an. Bunu eksi bir alsak şokun gidiyor mu? Ha, gidiyor gene. İyi. Bariyerleri söküyorum. Lan bir tane crop var mı, söktük, dur. Yanlışlıkla. 10 oldum, bir şey değilmiş. Zaten başka yere yapamıyoruz. Evet şimdi. Ha, iki tane de hunter burada varmış bu arada. 4 avcı 2 tane çiftlikle 800 et üretiyoruz. Muhteşem. Abi kabileyi büyütmek istiyorum, bu bir. Odun toplatmak istiyorum.
araştırma yaptırtmak istiyorum. Bir tane daha tinker yapacağız. Ondan sonra. Onu dediğim gibi şuraya yapacağım. Bu gidecek, araştıracak. Burayı açmışsın, güzel. Şu anda çağırdık gene. Korku ortalamamız 16. Bayağı bir kalsın böyle. Beş kişi işsiz. Şimdi odunum ideal seviyede gibi. Ama gene de hani ne olur ne olmaz diye şey var ya. Bu ne? Aa. Tüm lumber kamplardaki korku artı 15 artacak. Fakat ağaçlar %35 hızlı büyüyecek. Yani değmez mi? Bu ne? 10 gün boyunca ayın ererken bitecek yanan odun başı. Fakat yanan odun artacak. Abi yok, bu üzgünüm. Şimdi kaç kişi işsiz? 5 kişi işsiz. Yanlışım yoksa buralarda odun çıkıyor değil mi biz? Bu arada burayı işgal ettik de burada odun çıkıyor. Burayı daha sonra salacağız. Mecburi. Böyle herkesi, evet, şey yaptık. Fakat yeni yer. Tabii ki lumber kamp fazla yaptık. Buradaki lumber kampçıları ben bir yollayacağım şöyle yukarı. Geri al. Böyle gidin. Bunlar da geldikten sonra salarız bölümü zaten. Bir yeri düşüyor. Şunu iki yapacağım şöyle. Hızlandıracağız biraz da. Ya yani burada odun yavaş çıkacak. Odun çıkmasını engellemek için bunları yıkacağız. Yani bu kuru toprakta zaten odun için biz yerleşimiz. Bunu da yerini değiştireceğiz mesela. Gene. Hani şöyle yerlere kurulacağız. Atacağız beacon'ı, etrafına diyeceğiz. Atacağız beacon'ı, etrafına diyeceğiz gibi olacak. Ağaçların büyümesi artıyor artık. Evet, araştırma gelmiş. Dur. 150'ye bunu mu araştırsak acaba? Yoksa araştırma puanımı iyice mi arttırsam? Buna verdim. Günlük 28 geliyor bana. Bakalım sonucuyu verdiğimde kaç gelecek. Evet, gittiniz. Ne oldu? Bir bulamadık. Put exalt connect ihtiyaç artacak. 1 artı 25 put 12. Abi yemek yemek istiyorsunuz. Tamam, yemek için durmuşlar. -6 put. Abi zaten 9 yemişsiniz. Böyle giderse tamamlayabilir misiniz? Tamamlarsınız ya. Devam. Devam, gidin bakayım. Evet, şoktaki ablam acıkmış şu an. Şoktan çıkartmamız lazım. Ufak bir ayın patlattık mı? Gerek yokmuş da patlatalım gene de. İçin. Şu anda saat başı -1 korkuyor. Tamam mı? Kaçta düzeliyordu bu ya? 60'ta mı? 60'ta düzelmesi gerekiyor. 60'a 50 bir şeydi. Ne olmuş? Bir şey bulmuşlar. Tamam mı? Terömerör diyor. Bu tart 12 korku. Ayrıl ol. Disconnect diyor. Ha, deliren yok aralarında. Deliren olsa bunu şey, ya da deliren var ki. Aynen. Deliren yok. Bunu kullanamıyoruz. Yeni bir üye kat. 3 kişi oldukları için bunu da kullanamıyoruz. Wood'u arttırıp şey mi yaptırsak? Şunu da ya. Tamam, devam. Yani izden devam. Gene birisi karanlık geçirmiş gününü. Bu tarafa gidiyor. Işıkta duramıyor. Ablam şoktan çıkar mısın? 60 oldun. Alo. Hah, düzeldi. Düzeldi. Şu an bak kırmızı değil bu. Yarına bu abla düzelecek. İhtiyaçları artıyor şu an. Şeyde sıkıntı, sürekli delirdiği için sürekli bir ihtiyaç halinde olacak. Yeterli yiyecek mi? Yiyecek var. Ha, şeyle ilgili. 10 gram medikin verebiliriz. Bunu titreteceğiz mecburen. Artı 20. Of. Abi bu ne? Abi bu oğlum, odun bitiyor lan. Odun getirin bana. Bunu kapat bu arada artık. %50 şansla yeşil medikin bulacaklar. Ayrıl var. Bunu da bulun. Devam ettirsek mi? Kaynakları kalmadı. Geri gelin. Geri gelin. Zaten her yerini açmış olacağız sonra da. Kalırsa da göndeririz. Şu anda şeyi seçtik. Korkuları artıyor. Bir tık dert. Yeşil medikin getirebilirler ama. Bu arada buradan sarı medikin üreteceğiz sürekli biz. Gelecek bölümde buraya alırız. %50 de alabiliyormuşuz bu arada. Göndermemize gerek yokmuş artık. Neyse, yine de şuradaki ışığı kapattım. Şu anki durum bu. Burada şey yapıyorlar. Şuradaki de 4-4 şey yapıyor. Bayağı iyi. Bayağı iyi oldu. Çadırları bunun etrafına yapacağız. Evet, bu ablam bunu da deliriyor. Hoş geldiniz buralarım.
Evet, %100 açmışız. Bir de üstüne orası neresi lan, bir dakika bakayım. Tam şu ağacın dibinde relik varmış bu arada. Kutsal bir şey var. Ona bakacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Şu ablam deliriyor. Burada da bu deliriyor. İstekler nasıl? Disconnect 50. Bir 22. Güzel. Koruyucunun yardımı. Ne diyorsun? Koruyucu forma dönüştürüyor. Nasıl lan? Ne alaka, dur. Ben şuradan bakacağım. Abi 115 puanımız oldu. Biz ne yapalım biliyor musun? Burada salalım. Bir sonraki şu tier 2 açıp ağaçların büyümesini açalım. 1000 yemeğim var. Yemeklik hiçbir sıkıntı yok. Şuradan sonra şunu açacağım bak. Nerede o? Ekonomik. 50 odun. 50 yiyecek. 100 araştırma puanı istiyor. %20 daha az odun tüketecek bir yakınlar. Bu da şu demek. Abi kaç tüketiyor? 1 tüketiyor. %20. Yani saatte atıyorum 0.80 falan gidecek. Bunu kısacağız. Etrafa beaconlar yapıp oradan ilerleyeceğiz. O şekilde yürüyeceğiz. Hadi burada sevimizi alalım. Yes dedik. Oldu mu? Tamam, bitti. İkinci bölüm kılçıksız geçti. Üçüncü bölümde asıl o outpost yerine outpost inşa edeceğiz. Etrafa beacon düşeceğiz. Diğer ikiyi araştıracağız. Oradan devam edelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Videolarınızı kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz kankiler.